Merhabalar Ayşe'nin iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. İplerimizin hepsi altın başak. Arkadaşlar şunu da belirteyim. Hani tüylenme olan oluyor diyen arkadaşlar bu yeni ben altın başak aldım hemen tüyleniyor birazcık işleyince diğer ipler çok eskiden alınmış olduğu için diğerleri çok kaliteli şimdiki altın başaklar biraz tüylenme yapıyor hemen yapınca o yüzden çok da tercih etmeyebilirsiniz altın başağı hepsi değil ama bazıları hemen tüylenme yapıyor şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim Şöyle zürafa yapılmış bir yazmamız var. Bu modelde zürafa yapmak zorunlu. Çünkü bir tane zürafa atlıyoruz ara kısımda. Zürafaya batarak bir tane zürafa yapıyorum. Hemen ikinci zürafaya batıyorum. Zürafanın içine batarak bir tane düğüm attım. Buraya küçük bir tane pırpır yapıyorum çok büyük olmasın pırpırlarınız. Bu büyüklük bence ideal arkadaşlar bu model için. Şimdi pırpırımın içine batıyorum. Tam tepesinden bir tane düğüm attım. Buradan bir tane zürafaya atlıyorum, ikinci zürafaya bir tane ip bu şekilde indirmiş oluyoruz. Bu modelde çok sıkı Zürafa yapmayın. Eğer çok sıkı zürafa yaptıysanız çok güzel olmaz arkadaşlar. O yüzden modelde zürafalarınızı yaparken birazcık büyük yapın ya da çok ince gibi yapmışsanız zürafaları iki tane atlayın. Şimdi aynı buradan aşağı indiğimiz zürafanın içine bir tane daha pırpır pır yaptık. Aynı zürafanın içine yuva yapmadan zürafaya yapıyoruz hemen üstteki pırpırıma battım buradan bir iki bir tanesini atlıyoruz ikinciye iniş yapıyoruz aynı zürafanın içine batarak pırpırımızı yapıyoruz bir sıra bu şekilde ilerleyecek modelimiz bir tanesini atlıyorum ikinciye bu şekilde arkadaşlar birkaç tane daha yapıp tamamlayayım sonra üst kısmına geçelim Arkadaşlar alt kısmını bu şekilde yapıp tamamlıyoruz. Böyle düz yazmalarınızı da yapacağınız çok güzel bir model olur. Yazmanın ana renginde altını yaparak üstünü farklı yapabilirsiniz. Şimdi renkli kısmına geçiş yapıyoruz. Hemen şöyle ipim iğnenin dibinde buraya batarak tekli yönden çiftli arkadan attım. Buraya bir tane düğüm attım. Direkme bu tarafa doğru olmuş oldu. Üzerine pırpırlarımızı yapacağız. Pırpırlarımız hem dönme yapmayacak hem de başlangıç ipimizi tamamen kökünden keseceğiz. Bu şekilde bir tane pırpır yaptım buraya şimdi aynı eşit boyda üç tane pırpır yapıyorum iyice sıkıştırdıktan sonra bunu hafifçe bırakıyorum diğerini tamamen kökünden kestim şimdi hemen ikinci bu aşağıda yaptığımız sinek kanadına batıyorum ve iğnemin dibinde ipim tekrar aynı şekilde buraya bir tane düğüm atıyorum buradaki yaptığımız pırpıra batarak ipimi yukarı doğru çıkarıyorum Buraya birazcık pırpırdan büyük bıraktım. Burasını pırpır kullanacağız. Diğer tarafını da Şimdi bu ipe batarak buraya 3 tane pırpır yapıyorum. 1 2 tane pırpır pır yaptık. Pırpırımı 3'e çıkarıyorum. 3 tane pırpır mı yaptım tekrar aşağıya iniyorum pırpır şeklini vererek indim bu bir pırpır sayıldı arkadaşlar bunu pırpır sayıyoruz hemen yanına iki tane daha pırpır yapıyorum ikinci pırpırımı yaptım ve üçüncü pırpırımı yapıyorum İyice sıkıştırdıktan sonra ipimi bunu kesiyorum. Bunu da tamamen kökünden kesiyoruz. Şimdi hemen yanındaki ipimi aldım. Burada tekrar aynı şekilde başlıyorum. Yine ipimin yönü bu tarafa oldu. Aynı şekilde başladık. Buradaki pırpırıma batarak buraya bir mesafe bıraktım. Birazcık bol bırakın ki hem pırpır hem de öbür diğer pırpırları yapacağız. Tekrar yukarıdaki diğer pırpırıma geçiş yapıyorum. Birazcık mesafesini bıraktım. Yine buraya tekrardan pırpır yapacağız. Pardon, elim biraz kaymış arkadaşlar. Şimdi buraya 3 tane pırpır yapıyorum tepesini. 1 2 3 Tekrar aşağıdaki pırpıra batarak pırpır olarak şekil veriyorum. Buradaki ipe batarak yukarı çıktığımız ipe batarak buraya pırpır yapıyorum. Pırpır olarak bunu da sayıyoruz. Buraya iki tane pırpır yapacağız. Şimdi ikinciyi yaptık. ve üçüncü pırpırımı yaptım tekrar aşağıdaki sinek kanadına batarak pırpır şeklinde iğne işi yapıyorum buraya iki tane pırpır yapıyoruz 1 Ve 2 İyice sıkıştırdım Bunu buradan diğerini tamamen kökünden kesiyorum Şimdi yazmanın açık renk ipiyle yazmanın ana renginden yanına kullanacağım Parmağımın dibine alıyorum iğnenin dibinde ip Tekliği önden çiftliği arkadan atarak buraya bir tane düğüm atıyorum İpimin yönü bu tarafa oldu tekrar buradaki yaptığımız pırpıra batarak yukarı çıkıyorum İplerimi birazcık bol bırakıyorum ki pırpır yapacağız iki tane bir de pırpıra pay kalsın diye şimdi tekrardan yukarıdaki pırpıra batıyorum ve yine bol bırakarak çıktım tekrar en yukarıdaki pırpıra batıyorum payımı bırakarak çıktım buradaki ipime batarak buraya 3 tane pırpır yapıyorum eşit boyda yapın pırpırlarınızı burası tepesi olacak çünkü 1 2 3 3 tane pırpırımızı yaptık. Tekrar aşağıya buradaki pırpıra batarak pırpırımı tamamlıyorum. Şöyle pırpır şeklini veriyorum. Pırpır gibi görünsün. Tekrar ipe batarak pırpırlarımı yapıyorum. 1 Kenarına iki tane pırpır yapıyoruz. İki tane pırpırımı yaptım. Tekrar aşağıya pırpıra batarak tamamlıyorum. Buradaki ipime batarak iki tane pırpır yapıyorum buraya. Tekrar bir tane daha pırpır yapıyorum aşağıdaki yeşil yere batarak bol bu şekilde inerek pırpır şeklini verdim şimdi tekrar buraya pırpır yapıyorum iki tane pırpır yaparak modelimi tamamlıyorum bir ve 2 iyice sıkıştırdıktan sonra son ipinizi bitirdiğiniz zaman iyice çekin arkadaşlar düğümünüz iyice otursun bunu birazcık mesafe bırakıyorum bunu başlangıç ipimizi tamamen kökünden kesiyorum şimdi ben şimdi bunu yanına bir tane daha sarı yapacağım arkadaşlar ikisini de tamamlayayım Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar benim modelim bitti. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Allah emanet olun. Hoşçakalın.